Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün üçüncü dersimizde karşınızdayız. Üçüncü dersimizde neler öğreneceğiz? Üçüncü dersimizde kumanda devrelerini göreceğiz ve basit bir kumanda devresi nasıl kurulur? Bunları beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi kumanda devresi deyince aklımıza ne geliyor? Bir önceki derste buna değinmiştik. Kumanda devresinin PLC'den farkı nedir? Buna da geçen derste değinmiştik. Neden PLC kullanırız? Neden kumanda devresi kullanırız? Bunları görmüştük. Şimdi hızlıca kumanda devresinin sembolleri nelerdir? Nasıl kullanılır? Bunlara bir bakalım. Kumanda devresi elemanları start butonu, stop butonu, jog butonu dediğimiz çift yollu butonlar arkadaşlar. Kumanda bobini, kontaktörler, roleler. Normalde açık kontaklar, normalde kapalı kontaklar. Sabit uçlu kontaklar ve zaman roleleri olarak ayırabiliriz kumanda elemanlarını arkadaşlar. Zaten bunları daha önceden görmüş olanlarınız vardır aranızda. İlk defa şu anda görenleriniz vardır. Hiç önemli değil. Bunları bolca örnekler yaparak zaten pekiştireceğiz arkadaşlar. Tek burada size söylemek istediğim, bunu ekran görüntüsü alıp arabada, evde, işte bakıp ezberleyebilirsiniz. Zaten kullandıkça aklınıza kazınacaktır bu semboller arkadaşlar, ama burada dikkat etmeniz gereken şey, bazı teknik resim çizimlerinde stop butonunu, start butonunu şu şekilde göreceksiniz. Bazılarını da bu şekilde göreceksiniz. Bunlar neye göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar? Türk standartları endüstrisine göre, TSE'ye göre yatay sembollerde, yatay teknik resim çizimlerinde start butonu, stop butonu, bütün çizimler şu şekilde gösterilirken dikey sembollerde bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Bunlar neye örnek verebiliriz? Hemen yanında görüyorsunuz. Bakın, dikey semboller Alman normuna göre, yatay sembollerde ABD ve Rus normlarına göre kullanılıyor arkadaşlar. Bir kumanda bobinlerde farklılık gösteriliyor. Onun dışında yatay semboller ABD ve Rus sembollerine eşit şekilde oluyor. Şimdi bunları gelin örneklerle pekiştirelim arkadaşlar. Örnek dediğimiz, simülasyonları yapabileceğimiz programın ismi arkadaşlar EKTS. EKTS'yi nasıl indirebiliriz derseniz, internette EKTS indir yazarsanız zaten 4 MB'lık bir program, direkt karşınıza çıkan ilk sayfadan indirirseniz programı kuracaksınızdır. Çok basit bir program. Bütün bilgisayarda çalışabilir. Hadi gelin programı kurduktan sonra simülasyonumuza geçelim. Evet arkadaşlar, EKTS'yi herkesin kurduğunu düşünüyorum. Basit bir program. EKTS'yi kurup çalıştırırsanız karşınıza şöyle bir beyaz ekran ve yanda kütüphane olarak size gelecektir arkadaşlar. Şöyle baktığımızda kütüphanenin içinde neler var? Güç kaynakları, devre elemanları, asenkron motorlar ve sistemler olarak 4 tane sekme bizi karşılıyor olacak arkadaşlar. Şimdi biz ilk başta EKTS programında basit bir kumanda devresi elemanını kurarak başlayalım işe arkadaşlar. Şimdi güç kaynaklarına tıkladık ve güç kaynağından bize lazım olan bir tane faz, L1 fazını aldık. T olarak geldi. Bir tane de nötr istiyoruz. Nötre de çift tıkladık. Nötr de geldi. Onu da aldık, buraya koyduk. Neden L1 ve nötr istedik? Bizim elektriğimizin artıdan eksiye doğru gitmesi gerekiyor. İlkokul 3'te 4'te öğrendiğimiz kanundan dolayı arkadaşlar. Daha sonra bana ne lazım? Basit bir kumanda devresi için bir tane start butonu lazım. Start butonunu aldım, çift tıkladım. Bakın, biraz önce gördüğümüz sembolde start butonumuz geldi. Yatay sembolüydü arkadaşlar, hatırlayacaksınız. Daha sonra da benim bir tane çıkış kontrol etmem lazım. Bir çıkışı kumanda etmem lazım. Bu çıkış ne olabilir? Lambo olabilir, motor olabilir, kontaktör olabilir arkadaşlar. Ben bir tane kontaktörü çıkışıma ekleyeceğim. Bakın, kontaktöre tıkladım. Sembolü burada karşıma geldi. Çift tıkladım. Şu şekilde bana geldi. Hadi gelin bunları birleştirip bir devremizi kontrol edelim. Buradan tuttum, çektim. Bakın, benim için bir yolu oluşturdu. Tuttum, çektim. Yol benim için oluşturuldu. Tuttum,
çektiğim yol benim için oluşturuldu arkadaşlar. Şu anda ben en basit kumanda devresini sizin için kurdum. Bu ne olarak çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Gelin birlikte test edelim simülasyonda. Bakın ok işaretim var arkadaşlar. Bu ok işaretine bastığımda simülasyonum benim için çalışıyor. Bakın start butonuna bastım. Şu anda kontaktörüm tetiklendi arkadaşlar. Start butonundan elimi çektikten sonra kontaktörüm enerjisi kesildi. Biz buna kesik çalışma diyoruz arkadaşlar. Hem kumanda devrelerinde hem PLC'lerde kurulabilecek en basit devre şekli budur arkadaşlar. Kesik çalışma yöntemi. Bakın bastık, çalıştı, elimizi çektik, durdu arkadaşlar. Biz buna kesik çalışma diyoruz. Peki bunun sürekli çalışmasını istersek ne yapmamız gerekiyor? Bunun için arkadaşlar mühürleme işlemi kullanmamız lazım. Mühürleme işlemi nasıl yapılıyor? Gelin hep beraber yapalım. Mühürleme işlemi bizim çıkışımızdaki kontaktörün normalde açık kontağını giriş elemanına paralel olarak bağlarsak biz buna mühürleme işlemi diyoruz. Şimdi sözel olarak çok havada kalmış olabilir. Gelin ne demek istedik? Bunu bakalım hep beraber. Normalde açık kontağı aldık, çift tıkladık. Şu anda bakın simülasyon açık olduğu için gelmedi. Simülasyonumuzu durdurduk. Normalde açık kontağı çift tıkladık ve bizim için geldi. Burada normalde açık kontağı alıp benim giriş birimim olan start butonuna paralel bağlarsam ben mühürleme işlemini yapmış oluyorum arkadaşlar. Nasıl oluyor? Bunu çalıştırınca göreceğiz. Ama şu anda çalıştırdığımızda bir hata alacağız arkadaşlar. Bakın gelin o hatayı alalım. Sizler de alacaksınız çünkü. Çalıştırdık dedi ki bu elemanın rolesi yok. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Ben bir kumanda elemanıyım. Normalde açık butonum. Bana ne olduğunda normalde kapalı olayım, ne olduğunda enerji geleyim diyor. Yani bir çıkış birimini buna atamamız lazım. Bu ne olabilir arkadaşlar? Buradaki kontaktörün ismini buraya atarsak arkadaşlar bu kontaktörün bir kontağı olacaktır arkadaşlar ve enerjilendiğinde bu kontak kapanacak. Gelin bunlara isim atayalım. Bakın nokta noktalar var. Buna tıkladım. Buna start dedim. Buna motor dedim arkadaşlar. Ve bakın şu anda benim bir startım var, bir motor var. Kontaktör olarak buna motor ismini verdim arkadaşlar. Daha şimdi ben bu çıkışa buradaki özür dilerim. Buradaki kontağı arkadaşlar, buradaki kontaktörün ismini verirsem bakın tıkladım. Benim için zaten çıkışı getirdi. Motoru seçtim arkadaşlar. Şu anda ben mühürleme işlemini bitirmiş oldum. Bakın start'a bastım. Şu anda start butonuna bastım. Enerji şu yolu izleyerek arkadaşlar geldi ve motorumu çalıştırdı. Ben elimi çektikten sonra da motorum devamlı çalıştığı için bakın bu enerji buradaki kontağı kapattığı için enerji sürekli geçiyor ve motorum sürekli çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Biz buna sürekli çalıştırma diyoruz arkadaşlar. Bir önceki kesik çalıştırmaydı. Bu da sürekli çalıştırma diyoruz. Peki ben bunun enerjisini nasıl keseceğim? Artık mühürlemeyi öğrendim. Mühürleme çıkış biriminin kontağını giriş birimine paralel bağlamaya deniyordu arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl durduracağım? Evet, duyar gibi oluyorum. Stop butonunu devreye bağlayarak arkadaşlar enerjiyi kesebilirim. Buna geldim. Sildim burayı. Bir tane stop butonu eklemem lazım. Stop butonunu aldım. Şuraya getirdim. Buna da stop diyelim arkadaşlar. Şunu da silelim ki güzel olsun görüntü. Şu şekilde bağladık. Şunu da bağlamayı unutmayalım. Evet, çalıştırdık arkadaşlar. Şu anda start butonuna bastığımızda bakın stop butonu zaten kapalı olduğu için yani 2-3 arasında enerjiyi geçirdiği için yine motorum çalışıyor arkadaşlar ve motorum çalışmaya devam ediyor. Ne zaman
Bu motor duracak arkadaşlar. Stop butonuna bastığım zaman, stop butonuna bastığım zaman bakın simülasyonda da göreceksiniz. Bakın iki uç arasında bağlantıyı kesti, enerji geçişini durdurdu ve motorum durdu. Artık ben burayı bıraksam da bunlar kapansa, enerji geçişi olsa da burası da normalde açık, burası da normalde açık olduğu için enerji geçmiyor arkadaşlar. Böylece motorum duruyor. Biz de basit bir kumanda devresi en basit halinde bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani start butonuna bastık, motorumuz çalışıyor. Stop butonuna bastık, motorumuz duruyor. En basit kumanda devresi bu arkadaşlar. İlerleyen derslerde bunları üstüne çıkacağız tabii ki de. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.